Evet şimdi cebinden çıkarttığında o 300-500 lira parayı katla ve cebine koy. Şimdi artık bildiğimiz gibi arkadaşlar artan fiyatlar vesaire zaten bunların hepsine bir etken ama artık FreeDOS bilgisayarlar aynı bu benim yeni aldığım laptop gibi çok daha revaçta özellikle internet sitelerinden satın aldığımız bilgisayarlar FreeDOS olarak geliyor. Yani içerisinde bir Windows yüklü olmuyor. İşte e, tabii ki bu da fiyatın biraz daha uygun olmasını sağlıyor. Bilgisayar bize geldiğinde bu Windows'u bizim kurmamız lazım veya bir bilgisayarcıya götürmemiz lazım. Artık kaç istiyorsan Windows 10 mu istiyorsun, 11 mi istiyorsun? Bunu bilgisayarcıya söylüyorsun. O da hemen yaklaşık yarım saat içerisinde bu işi zaten hallediyor ve sana bilgisayarını teslim ediyor. Ama yok ben bilgisayarcıya gitme üşeniyorum abi diyorsan lan veya bilgisayara verecek parayı zaten zor bulduk. Bunu ben evde yapayım diyorsan artık hangi grupta olursan ol hiç fark etmez. Şu anda ben sana Freedos bilgisayar yani içinde Windows yüklü olmayan bir bilgisayara yaklaşık yarım saat içerisinde nasıl evde kendi imkanlarımla çok çok basit bir şekilde Windows yükleyeceğini göstereceğim. Bu arada videoya geçmeden kanala hemen şu aşağıdan abone olursan çok mutlu olurum. E hadi o zaman kuruluma geçelim. Peki bize bu işlem için ne gerekiyor arkadaşlar? Zaten bir tane yeni aldığımız bilgisayarımız elimizde var. Bu bilgisayar harici bir tane daha bilgisayar lazım bize. Çünkü Microsoft'un sitesine gireceğiz. Windows 11'in kurulum dosyasını indireceğiz. Bundan dolayı bir tane daha bilgisayar gerekecek ve bir tane de şöyle bildiğimiz USB disk gerekiyor arkadaşlar. Minimum 8 GB olması yeterli olacaktır ama unutmayın daha önce kullanmadığınız bir disk olursa daha da iyi olur ama eğer kullandığınız bir diskse de bu biçimlendirilecek arkadaşlar. Yani sistem sen biçimlendirmesen bile zaten sistem işleyiş kendi kendine bu diski biçimlendirmeye yönlendiriyor. Yani içindeki tüm veriler silinecek. Ondan dolayı mutlaka yedeklemenizi yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bunun için iki tane işlem yapmamız gerekiyor. Normalde aktif kullandığımız bilgisayarımızın başına oturuyoruz ve aşağıya zaten açıklamaları bırakacağım. Microsoft'un sitesine gidip buradan Windows 11'in kurulum dosyasını indirmemiz gerekecek. Ben linki oraya bırakacağım. Microsoft'un sitesine girdiğin zaman zaten aşağıya iniyorsun ve ISO dosyasını indir bölümü var. Buna tıklıyoruz. Daha sonrasında hangi dilde bu ISO dosyasını indirmek istiyorsun? Windows hangi dilde kullanacaksın daha doğrusu? Bunu soruyor. Bunu Türk iş olarak, Türkçe olarak seçiyoruz ve devam ediyoruz. ISO dosyası artık inmeye başladı. Yaklaşık 5 GB, 5.1 GB'lik bir dosya. Bu senin internet hızına bağlı olarak indirme süresi tabii ki değişebilir. Şimdi bu burada iniyor. Bu birinci adımımızdı. İkinci adımımızda Rufus diye bir yazılımı indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki bu yazılım ne işe yarayacak? Diğer tarafta Windows 11'in kurulum dosyasını yüklüyoruz ya. Heh işte o dosyayı bu USB'ye attığımız zaman bunu standart bir USB'den Windows'u kurulum yapabilme özelliği kazandırıyor aslında. Bu Rufus'un yazılım boyutu çok küçük arkadaşlar. Hemen bunun da linkini aşağıya açıklamalara bırakıyorum. Standart edition olarak Rufus'u ekranda gördüğünüz gibi indiriyoruz. Şimdi Rufus ekranda açıldı. Zaten üst tarafta da USB diskimizi otomatik olarak gördü zaten. Yapmamız gereken tek şey seç kısmına basıp Windows 11'in kurulum dosyası hangisi ise dosyayı nereye indirdiyseniz oradan bu dosyayı seçiyoruz ve daha sonrasında da Rufus'un ayarlarını ekranda gördüğünüz gibi yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Kontrol edin. Gerekirse videoyu bir durdurun. Ama zaten standartlı bu şekilde geliyor. Ekstra bir ayarıyla oynamadıysan. Ve daha sonrasında tamam diyoruz. Çıkan yönergelerde herhangi bir işaretleme yapmadan tamam deyip geçiyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi ilerleme çubuğunda kurulumu bize gösteriyor. Yaklaşık olarak benim 15-16 dakika civarı falan sürdü arkadaşlar. Sizin SSD'nizin hızına veya hard diskinizin hızına göre de bu süreç değişebilmekte. Zaten tamamlandığı zaman direkt olarak bu şekilde doluyor. Tamamlandı diyor. Başlat ve kapat seçenekleri çıkıyor. Daha sonrasında da güvenli bir şekilde USB'mizi ayırıyoruz ve Artık yeni aldığımız bilgisayara Windows 11 yüklemek için her şey hazır. İşleme başlamadan önce size tavsiyem güç kablosunu bilgisayarınıza takmanız olacaktır arkadaşlar. Her kurulum esnasında herhangi bir şekilde şarjın bitmesini istemeyiz ki yeni gelen bilgisayarların içerisinde ne kadar şarjın olduğunda bilemiyoruz. Power tuşuna basıyorum ve bilgisayarı başlatıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi ekranda diyor ki <laughs> yükleme gerekiyor ve disk bulunamadı diyor. Hemen hazırlamış olduğumuz diski şu USB alanına bir takayım. Şimdi kurulum USB'sini taktım. Okey diyorum. Tekrar en başa aldı. Şimdi ekranda gördüğünüz gibi diyor ki buradan bir sürücü seç. USB device SanDisk. Benim USB'm buydu. Bunu seçiyorum. Enter'a bastım. Ekran parlaklığı henüz ayarlanmadığı için siyahlar beyaz beyaz ekran çıkınca çok parlak oluyor. Dur bakayım şuradan. Ve yükleme alanına geldik. Yüklenecek değil. Türkçe. Saat, para bilimi. Her şey Türkçe. Ve buradan ileri olarak geçiyorum şu anda. Klavye Türkçe. Q, Q klavye. Yapmak istediğim Windows 11'i yükle var. Tabii buradan bunu seçmem için her şeyi onaylamam gerekiyor öncesinde. Şu sözleşmeyi de bir onaylamış olalım. Ve şimdi yükle kısmına bastım, kurulum başlıyor. Şu anda bir lisansım olmadığı için daha sonra etkinleştireceğim. O yüzden ürün anahtarım yok diyorum şurada. Buradan hangisini yükleyelim diyor. Benim size tavsiyem eğer bir gaming laptopunuz varsa e, bu tarz işlerle uğraşacaksanız Windows 11 Pro diyorum onu seçtim ve sonraki dedim. Yine burada sözleşmeyi onaylamamız gerekiyor. Sonraki dedim. Ne tür bir yükleme yapmak istiyorsunuz? Özel kısmında yalnızca Windows'u yükle var. Ben bu kısmı seçiyorum. Burada sürücümüzü gösteriyor şu an herhangi bir şekilde ayrılmamış alan. Şu anda Windows yükleniyor. Artık SSD'ler olduğu için oldukça hızlı bir şekilde yükleme yapabiliyor bilgisayarlar arkadaşlar. Tahmin ediyorum ki bir <laughs> maksimum 10 dakika bilgisayarımız hazır. Kurulum bitti. Kurulundan sonraki ekrana geçtik. Hazırlanıyor kısmında şu anda. Ve Windows ekranı karşımıza geldi. Yine Türkiye'yi seçiyorum. Hangi ülkede olduğumu soruyor. Türkçe Q klavye. Türkçe Q klavye diyorum. Geçiyorum. Hayır ikinci bir düzen istemiyorum. Hadi beni bir A bağla. Sağolun merhaba kardeş. Her şeyi bizim için hazır hale getiriyormuş. Problem yok. Bekleriz. Ve şu anda Windows 11 Pro bilgisayarımıza yüklenmiş durumda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece birkaç dakika içerisinde bilgisayarımıza Windows 11 Pro'yu rahatlıkla yükleyebildik. Şimdi Windows 11'i indirdik, yükledik, açıldı. Burada her türlü işlemimizi yapabiliriz. Bir sıkıntı yok ama Windows'umuz şu an etkin değil. Yani bir süre sonrasında artık Windows'umuz etkin değil, etkinleştirilemedi uyarısı bize vermeye başlayacak. Ondan dolayı bir tane Windows 11 Pro ürün anahtarını ihtiyacımız var. Şimdi bunu isterseniz gidip Microsoft'un sitesinden de alabilirsiniz veya internette satılan ucuz lisanslardan da satın alabilirsiniz. Ben açıkçası bir tane pazar yerine girdim ve orada çok fazla yorum olan bir arkadaştan satın aldım ve o şekilde buna kurulum sağlayacağım. Hem bu şekilde çalışıyor mu çalışmıyor mu onu da denemiş oluruz. Evet şimdi bilgisayarımızda artık Windows kurulu ama dediğim gibi etkinleştirilmiş değil ve driverlarımızı henüz yüklemedik yani bilgisayarımızın güncelleştirmelerini yapmadık. Az önce touchpad tuşu bile çalışmıyordu fark ettiyseniz klavyeden ilerlemeye çalışıyordum. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Windows 11 Pro'muzu yükledik. Bir de güncelleştirmelerimizi yapmakta fayda var. Hemen şu aşağıya ara bölümüne güncelleştirmeleri denetleyin yazabilirsiniz veya kendisi de çıkıyor tabii ki bu. Buna tıklıyoruz. Hemen aşağıda Windows Update bölümü var. Belki size giriş menüsünde gelir bu şekilde ama Windows Update bölümüne geldiğimizde kullanılabilir güncelleştirmeleri görüyorsunuz. Burada sırayla bütün sistem güncellemelerini işte ses dosyalarından, ses sürücülerinden, ekran sürücülerinden, <laughs> Wi-Fi, Bluetooth bütün sürücüleri burada yüklemeye başlıyor kendisi. Şu anda işte bir tane ön izleme dosyasını yüklüyormuş. Şu an %81'de kendi kendine internet bağlantısıyla bunu yapmaya başladı. Markanızın kendi internet sitesine gidip destek alanından belki direkt sürücü olarak da gözükebilir sizde. O alana girmelisiniz. Burada ben ürünü tespit et diyorum önce. Eksik bir güncelleme varsa, güncellenmeyen bir dosya varsa bu taramayı başlattığımda benim karşıma çıkartıyor ve bu Lenovo'da bunun güncellemesini sağlıyor. Şimdi sırada bir de Windows'umuzu etkinleştirelim. Ayarlara tıklıyorum. Burada sistem bölümü var. Buna geldim. Biraz aşağı indiğimde etkinleştirme alanı var. Bu etkinleştirmeye tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi etkin değil diyor. Ben yani burada değiştir kısmından ürün anahtarımı, lisans anahtarımı girmem gerekiyor. Ben şimdi hemen buraya satın almış olduğum lisans anahtarını gireceğim. Lisansı girdim ve şu an etkinleştir diyorum. Bakalım etkinleştirecek mi? Ve Windows etkinleştirildi arkadaşlar. Aslında bütün olay işte bu kadardı. Ne yaptık? Windows 11'imizi kurduk. Sonrasında driverlarımızı güncelledik, yükledik ve Windows 11'imizi lisans anahtarımıza da güncelledik. Videonun başında demiştim ya hani o paranı katla ve cebine koy diyor. İşte arkadaşlar bu kadar basit. Şimdi Windows şimdi Windows lisansı ile alakalı da şunu söyleyebilirim. Ucuz Windows 11 lisans anahtarı yazarsanız zaten pek çok pek çok site çıkıyor. E bir tane pazar yerine girdim ve orada çok çok fazla yorum alan, çok fazla olumlu puan alan bir satıcıdan ben bunu satın aldım ve yaklaşık 5 dakika sonrasında zaten lisans anahtarını bana gönderdi. 199 liraya aldım. Yani 200 liraya bu anahtarı satın alabildim arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünüyorum. Bunu sorduğun zaman bu retail bir lisans diyorlar. Kurumsal firmalara çokça gelen lisans anahtarlarından kullanılmayan anahtarlardan biri olarak belirtiyorlar. Ben burada şuna takılıyorum artık. Yani daha önce yıllar önce de bir video çekmiştim bununla alakalı. Yine etkinleştirilmişti ve hiçbir şey de olmadı. <laughs> Hala o bilgisayar kullanılıyor. E şimdi bunda da bu şekilde kullandım. Yani şimdi Windows bunun gerçekten önüne geçmek istese sizce geçemez mi? Bunları sattırmayacağım ben dese sizce sattırmaz mı? Dolayısıyla hani Windows'un da bu kısmı bence kabullendiğini ve artık ses etmediğini düşünüyorum. Kesinlikle orijinal olduğunu söylüyorlar. Lisans kodunun tek bir bilgisayarda kullanıldığını ve o ana işlendiğini, dolayısıyla format atsam bile bu kodun bu bilgisayarda ömür boyu geçerli olacağını söylüyorlar ve ömür boyu da garantili diyor satıcılar. Ama ben bununla alakalı satıcı ismi vermiyorum ama ama zaten internette biraz araştırırsanız pek çok satıcıyı siz kendiniz de görebilirsiniz. Evet bu videoluk da burada bitti. İşte olay bu kadar kolaydı. Bu videoluk da burada bitti. Sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki varlık kanalı tıklayarak da kanala abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.